Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini körüşümana kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibi gala kadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Pakistan ölgen Xtaylarının her birge 520 bin doları tölem tölediğen buldu. Pakistan hükümeti Pakistan'da hücumğa uçurap ölgen her bir Xitay üçün 520 bin Amerika doları tölem tölediğanlığını elan kıldı. Amerika avazının 25 may haber kılışça, Pakistan hükümeti bu yıl özünü koşup partiltiş vakasıda ölgen Xitay işçilerinin aile tabatlarına cem'i 2 milyon dolarının artıq tölem tölediğanlığını bildirgen. Pakistan'ın yukarı derecelik iqtisadi başkuruş organı bolgan iqtisadının massajtırış kengişi aldıngı hepte, çet ellik ziyankeşike uçuruşçularının aile tabatlarına 2 milyon 880 bin doları tölen birişini tasdiqlagan bulup, her bir kişiye uttur hesap bilen 516 bin dolara toğır kildiken. Pakistan Maliye Ministri Muhammed Aurangzeb bu komitetka başlılık kılgan bulup, komitet yine partilaşta hayatından ayrılgan Pakistan paralarının aile tabatlarına 9 bin dolara yakın tölen birişini tasdiqlagan. Bu yıl 26 Mart bir özünü koşup partlatkıcı maşinesini Pakistan'ın herbi şimaldaki tosma kuruluşuğa kitabatkan Xitay injiner ve işçiler oturgan maşine etritige soğukkan bulup, maşindeki 5 Xitay bir Pakistanlı şoförü ölgeydi. Ölgen 5 Xitay'nın 4 kuruluş işçisi, biri injiner iken. Özünü koşup partlatış hücumi Şanlı nahiyesinin tağlı rayondaki bir tağ yolu da yüzbergen. Melim buluşca mınlıgan Xitay yerlikteki Xitay meblağ salgan türlerde işleydiken. Aldınca iki kıtımlı hücumda Pakistan'ın garibi canoptiki Belojistan ülkesine caylaşkan hava armiya bazisi Port şehri nişanga ilingan bulup, Xitay mezkur rayondaki ul esleha kuruluş türüge milyar dolarla meblağ salgan. Dasu rayonda ilgirme hücum vakaları yüz bergen bulup, 2021 yılı Xitaylar oltırgan abdubos bomba hücumuğa uçurup, 9 Xitayını öz içi alıgan 13 kişi ölgeydi. Doklad, Xitay Tibetlerini kent külemde köçüşke mecburluğun. Xalqara insan haklarını küzütüş teşkilatı yeni doklad elan kılıp, Xitay'nın Tibetlerini kent külemde sürgün kılgallıqını aşkarladı. Xalqara insan haklarını küzütüş teşkilatı 21 may doklad elan kılıp, Xitay'nın Tibet dehkan çarıvçılarına besim işiltip, uzun zaman oltıraklaşkan yeze kentlerden köçüşke mecburluğalıqını ayıplıgen. Hazırgıca köçüşke mecburluğun Tibetleri 140 mandan artıq iken. Sürgündeki Tibet hükümetinin karışça, Xitay'nın bu kılmışı Tibetlerinin bir yerge toplayışıp yaşayıştan ibaret uyuşçallığı ve erkinlikini boğuş arkalık, onların her bir hareketini tuluk kontrol kılış ve nazaret kılışını maksat kılgan. İnsan haklarını küzütüş teşkilatının yeni doklatıda, 2016 yılın başlayıp Xitay'nın bütün kentlerine köçürüştek çekidin aşkan usul arkalık, Tibet dehkalları ve çarvıçilerine köçüşke mecburlap, yurtlarının sürgün kılgallıqının ibaret içinişlik reallıqını yurtup bergen. Dokulatın məlum buluşca, 500 kenetten 140 mandan artıq Tibet puhrası başka caylarga sürgün kılıngan bulup, onlar mecburi köçülgen caylar konu turalğısıdın netçi 100 kilometre yaraqtı iken. İnsan haklarını küzütüş teşkilatı Xitay'nın mezkur sürgün kılış planını icra kılış üçün Tibetlerge yumuşak katlıq vasitlerini işletkerlikine, her daim atanmış işğa uğurlaşış pürsütü ve kirimini yakışlaşını bahanı kılgalıqını bildirgen. Yakınki yıllardan beri Xitay'dan Şarkı Türkistan halkının yurtlarının köçürüş, sürgün kılış cinayeti Tibet'tikidimi eğir ve kent külümde icra kılınıp gelmekte. Xitay Şarkı Türkistan'da aldı bilen yezi kentlerdeki dehkallarını her kıl vasıtları bilen terilgü yerlerini hemkarlık kooperatifiga berişke mecburlap, aldın yerlerden ayrılgan dehkallarını atalmış, işince emgekçilerini yötkep işğa uğurlaştırış namıda Xitay ülkelerge sürgün kılışka şarait hazırlığan. Arkadan Xitay akullarını yukarı teminat yardımlar bilen Şarkı Türkistan'a yerleştirgen. Hamas bir top İsrailiye askerlerini esirge alğalıqını elan kıldı. Hamas hareketinin kurallı kısmı Gazze'de ilip bargan hareketi ceryanında tuzakı çüken İsrailiye askerlerini esirge alğalıqını elan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, El-Qassam Brigadaları bayanatçısı Abu Ubeyde Sirlik bayanatıda 25 may keşte El-Qassam cançileri İsrailiye askerlerini Cibaliye panahlıqçuları lagerdeki bir tonluğa kızıqtırıp, mürekkep bir hareket ilip bardı digen. O Cibaliye panahlanguçular lagerdeki tonullarının birde bir top İsrailiye askerlerine korşu olgalıqını bildirip, İsrailiye askerleri bilen keskin tokunu yüz bergerlikini ve yardımcı kısımlarına partlatkuçular bilen hücum kılgalıqını etkan. Abu Ubeyde tonulga kirgen İsrailiye askerleri bilen çıkan tokunuşta,
ujuqtirilgan, yaralangan va asirga ilinganlar bo'lib, hammasining qo'lga tushganligini hamda Isroiliya askarlarining qo'ldagi harbiy aslahalarining ham qo'lga tushganligini aytgan. Isroiliya askarlarining harbiy formalari, qalpoq va qurollarining ko'rinishlari ham barlangan. Hamda shu asnoda tonildagi harakatda ujuqtirilgan Isroiliya askarlarini boshqa yerga yotkavotganligi ham ko'rsatilgan. Ammo asirga ilingan Isroiliya askarlarining soni haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. İsrailiya askerlerinin 27 oktyabrdan buyon G'azzaga qilgan quruqlik hujumi jarayonida tunji qitim asirga ilinganligi bildirilmoqda. İsrailiya armiyasi bayonotchisi Dani Xagari bo'lsa, askerlarining asirga ilinganligi to'g'risidagi bayonotining to'g'ri emasligini ilgari surmoqda. İsrailiya davlat televiziya kanalining xabariga asoslanganda, urush kabinetining Hamas bilan mahbuslarni almashtirish kelishimi tuzish va G'azzadagi urushning davomlashishi haqida o'tkazilgan yig'indan ilgari Benjamin Netanyahu urushni oxirlashtirishga qarshi turganligini bildirgan. Germaniya Ukrainaning g'arb qurollari bilan Rossiyaga hujum qilishiga qarshi ekanligini bildirdi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Ukraina armiyasining g'arbda yasalgan qurollari bilan Rossiyaga hujum qilishiga qarshi ekanligini bildirdi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Ukrainaga berilgan Germaniya qurollarini ishlatish doirasini kengaytirishga hozircha hech qanday sabab yo'qligini ta'kidlab, qurol bilan ta'minlash to'g'risida Ukraina bilan tuzilgan kelishim va qoida prinsiplarining barligini qayd qildi. U Ukraina armiyasining g'arbda yasalgan qurollar bilan Rossiyaga hujum qilishga qarshi ekanligini bildirib, Berlinning Kiyev siyosati 2022 yildan buyon Rossiya bilan davomlashayotgan urushning dunyo urushiga aylanib ketishining oldini olishni maqsad qildi, dedi. Saudi Arabiston Damashqqa bosh elchi tayinladi. Saudi Arabiston oradan 12 yil o'tgandan keyin Suriyaning poytaxti Damashqqa bosh elchi tayinlangan. Saudi Arabiston xabar agentligining xabariga asoslanganda, Suriyaning poytaxti Damashqqa Faysal bin Saud al-Mijfil bosh elchi bo'lib tayinlangan. Shunda qilib Mijfil Suriya bilan Saudi Arabistonning diplomatik munosabati 12 yil uzilib qolgandan keyin Damashqqa tayinlangan tunji bosh elchi bo'lgan. Saudi Arabiston 2011 yili Suriyada ichki urush portlab 1 yildan keyin Damashqdagi bosh elchixonasini taqqan edi. Damashq hukumatı 2023 yili 7 mayda Arab ittifoqiga qaytishni qaror qilgandan keyin 2023 yili 9 mayda Saudi Arabiston Suriya bilan bo'lgan diplomatik munosabatini qaytadan o'rnatganligini e'lon qilgan edi. Hurmatli ko'rimlar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga amonat.